Özcan abi. Hazır mıyız? Sayın Mali. Kapıyı kapatalım. Buyurun sen de. Konya Reyli Ticaret ve Sanayi Odası'nın altyapısıyla, üst yapısıyla, sanayileriyle dünyanın en yeni, en modern
ülkelerinden biri haline geldi. Eğer böyle olmasaydı arkadaşlar, bazen karşı karşıya kaldığımız sıkıntılar, işte Covid-19 salgını çok ağır bir kriz, dünyada 100 yılda olan bir kriz, dünyada en az ölümleri yaşandığı ve bu sağlık krizini en başarılı yöneten ülkelerin başına geldi Türkiye. Ekonomisini de en az hasarla bu girdaptan çıkaran ülke Türkiye'ydi. Nitekim birkaç aylık bir üretim kaybından, işsizlik artışından sonra Türkiye yaklaşık 2,5 senedir ihracatta, yerli üretimi mal yetiştiremez hale geldi. Ve bu istihdamı da yansıdı. Covid'in başında bugüne kadar olan süreçte yaklaşık 6 milyondan fazla insanımız iş buldu. Aynı şekilde ihracatımızda yaklaşık 168 milyar dolardan 274 milyar dolara, yani 86 milyar dolarlık bir artışı 2 senede başardık arkadaşlar. Bu neyi gösteriyor? Demek ki istikrarlı, güçlü ve dirençli bir ekonomi zaman zaman karşılaştığı şoklar karşısında ya da geçici kriz karşısında çok iyi direnç gösterebiliyor ve diğer ülkelere kıyasla daha hızlı yükselebiliyor. Nitekim 6 Şubat tarihinde, yani Anadolu coğrafyasının, hatta dünyanın karşılaştığı en yıkıcı ve gerçekten büyük acılara sebep olan deprem felaketini yaşadık. 51 bin şehidimiz oldu. 11 vilayetimiz, 13-14 milyon insanımız bu depremden etkilendi. Hatta depremin sarsıntıları buralarda bile hissedildi, değil mi arkadaşlar? Ve gerçekten buradaki hissedilen bir ürkütücüydü yani. Konya'da da hissetti arkadaşlarımız, söylüyorlardı. Ama Allah'a çok şükür o kadar büyük depremi çok geniş alana yayılmış, 11 vilayete yayılmış depremi, yıkıntıları, sarsıntılarını da Türkiye aradan 3-4 aylık geçen bir süre zarfında da çok hızlı bir şekilde devletimiz ve milletimizin gösterdiği büyük işbirliği ve aile cenaplıkla kısmen atlatmayı başardık. Şimdi oralarda zaten yiyecek, içecek ve barınma sorunu halledildi geçici olarak. Kalıcı konutların da inşası bütün hızıyla devam ediyor. Şimdi 14-28 Mayıs'ta Türkiye Cumhuriyeti tarihimizin en zor, en çetin iki seçimini geride bıraktı. Bu seçim sonucunda hamdolsun Allah'a Cumhur İttifakı büyük bir üstünlük sağladı. Mecliste çoğunlukla seçildi. Ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan da birinci turda kıl payı verecek bir %0,5 farkla ikinci tura kaldı, ama ikinci turda da 4,5 puana yakın bir farkla Allah'a şükür yeniden Cumhurbaşkanımız olarak seçildi. Zaten 28 Mayıs akşamından itibaren ülkemizde ciddi bir rahatlama meydana geldi. İnsanlar seçimin gerginliği ve belirsizliğini geride bırakmanın rahatlığıyla ileriye yönelik umutla, güvenle bakmaya başladılar. 6 gün geçmeden Cumhurbaşkanlığı kabinesi açıklandı ve hamdolsun vatandaşlarımız parti ayırt etmeksizin bu kabineye ve Cumhurbaşkanımıza güvenlerini ve yüksek beklentilerini gösterdiler. Bunu görmekten de büyük mutluluk duyuyoruz. Çünkü siyasi istikrar olursa arkadaşlar, güven olursa ekonomi daima yükselir. Ekonomi yükselince halkımız rahat eder. Satın alma gücü artar, refah düzeyi artar, işsizlik azalır, ihracatımız gelişir. Şimdi artık çalışma zamanı, iş yapma, üretme, ihracat yapma, yatırım yapma zamanı. Bu
şey elhamdülillah gayet açık ve müsbet, olumlu seyrediyor. İstikrar, güven ekonomimizin inşallah ülkemizin iki sihirli kavramı. Biz istikrarı ve güveni kaybetmediğimiz müddetçe daima ileriye, yükseğe doğru tırmanacağız. Bundan hiç şüphemiz yok. Halkımız yeni hükümetimizi güvenmeye devam etsinler. Kabine üyelerimiz, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında gerçekten 7/24 çalışan bir kabine. Herkes işine dört elde sarılmış durumda. Kabine açıklanır açıklanmaz. Bütün gücümüzle inşallah önce 2024 yılında ekonomimizi büyüme patikasında devam ettirmeye, enflasyonla mücadele etmeye bütün gücümüzle çalışıyoruz. Yatırımlar devam ediyor, hiç kesilmedi. Ve bu noktada fiyat artışlarının da yavaşladığını memnuniyetle görüyoruz. 2022'nin Ekim ayında yıllık bazda %85.5'a tırmanan TÜİK'e enflasyon oranı 3 Haziran'da TÜİK'in açıkladığı rakamla %39.5 bandına geriledi. Ve hükümetin öncelikleri arasında hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele var. Deprem bölgelerimizin rahat etmesi, depremden etkilenen şehirlerimizin yeniden altyapısıyla, üst yapısıyla, ekonomisiyle ayağa kalkması hedefimiz. Depremzede, deprem bölgesindeki halkımızın rahat ettirilmesi, orada yeniden geleceğe umutla bakacakları, yaşanabilir şehirlerde yaşamalarını, barınmalarını sağlamak hükümetimizin en temel öncelikleri arasında. Biz de Ticaret Bakanlığı olarak gerek ihracatı arttırma ve dış ticaret hedeflerimizi tutturma, gerekse iç ticarette de haksız fiyat uygulamaları ya da haksız ticari uygulamalar gördüğümüzde yaptığımız denetimlerle onlarla mücadele etme konusunda üzerimize düşen vazifeyi yerine getirmek için bütün bakanlık çalışanları olarak büyük bir uğraş veriyoruz. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Bu sıcak ev sahipliği için Ereğli Ticaret Odası Başkanımız Mahmut Özkoç Bey'e ve ekibine, siz değerli oda ve esnaf ve kooperatif başkanlarımıza, kıymetli siyasi parti il başkanlarımıza, ilçe başkanlarımıza, ilçe başkanımız Hüseyin Bey'e, kıymetli valime ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilime destekleri için hasreten ekibim adına, şahsım adına şükranlarımı sunuyorum. Teşekkür ediyorum.